fight başlatıp bu kadar 3 kişiyi tanklayabilecek kaç tane karakter biliyorsunuz early game'de? Ben bilmiyorum peki. Bu karakterden kaçmak çok zor biliyor musunuz? Çok hızlısınız benim, Allah kahretmesin. Adamlara bak nasıl kaçıyorlar, 5 kişi benden kaçıyor. Sen de gel kanka. Try sen bir bekle, sona kal Try. Try sen bir sona kal kanka. Sen de bir yap kardeşim bakayım burada. Nasıl? Adamları kesip sedeli böyle diyor muydu? Nasıl? Arkadaşlar bir dakika dur. Hangisiydi? Aa, kaldırmışlar. Namaz kılma animasyonunu kaldırmışlar. Hayda. Aga be. Bugün size öyle sapık bir şey göstereceğim ki hep beraber birlikte izlerken de ben de kafayı yiyeceğim. Çünkü ben hala daha tam olarak böyle anlamlandırmış değilim. Bizim çocukları falan orada sıkıştırıyorlar. Hiç problem değil. Redimi de alsınlar. Hiç problem değil. Öyle güçlü, öyle saçma bir şey göstereceğim ki kafayı yiyeceksiniz. Vest'te benim karşıma gelene kadar ben gücünü bilmiyordum. Öğrendikten sonra dedim ki tamam dedim, yani başka şampiyon oynanmaz. Şu an jungle'da en yüksek win rate'li karakter Udyr. Diğerlerinde daha yüksek win rate'lisi var mesela. Skarner falan ama 0.7 pik. Yani seçilmemiş bile, oynanmamış bile. Sadece o tipisi oynamış. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden baya sıkıntılı. Şuradan bir skill falan mı yiyeceğiz acaba? Beni gördü, hani Rengar ormanıma mı girecek falan, board mu attı ne yaptı bilmiyorum ama hiç problem değil. Şimdi ben size mevzuyu anlatayım arkadaşlar. Karakterin 3 tane core eşyası var, tamam mı? Bu core eşyaları çıktığınız zaman bu karakter durdurulamıyor abi. Durdurulamıyor derken ama şaka falan değil, yani ciddi manada durdurulamıyor. Şu Red'e aklım takıldı bu arada ya. Umarım öyle bir terbiyesizlik yapmazlar, gerçekten çok sinirlenirim. Rengar'dan falan korktuğum yok arkadaşlar. Hiç kimseden korkmuyorum hatta Udyr oynarken. Size göstereceğim build ölümsüz bir build. Build'de hiçbir şekilde ölmüyorsunuz. Neden ölmüyorsunuz? Çünkü Riot Games yapmış. Tek eksisi var, handikapı var. Early game'de power farm yapmanız gerekiyor. Çok fazla böyle gidip de artistik yapmamanız gerekiyor. Öyle bir değişik yöntemi var. Şimdi bir saniye, şuraya bir ward'u koyalım. Tamam, kafamız rahat arkadaşlar. Geldim abi, double R açtım hemen buraya. Bir tane de Q açtım. Hemen W'ma bastım. Tekrardan R açtığımda bu kampı öldürmüş olacağız arkadaşlar. İki tane vuruyorum. Tamamdır. Şimdi... Bu niye ward attı oraya? Bak benim kafam oraya takıldı, ben şu an hala oradayım arkadaşlar. Benim kafa oraya takıldı, ben hala daha oradayım. Şöyle bir çimin içine çekelim şunu güzelce. Double Q yaptım bu arada hızlı kesebilmek için arkadaşlar. Haberiniz olsun. Double Q çok güçlü çünkü. Gerçekten Double Q inanılmaz derecede güçlü. Yok ediyor yani early game'de. Kampları keserken, bir şeyleri keserken bayağı hızlı oluyorsunuz. Şöyle bir gelelim buradan, hemen full clear'ımızı bitirelim. Build'de şöyle bir şey var. Udyr'da bakın ilk daha smite'ımı attım. O kadar hızlı orman dönüyor. Build'de şöyle bir şey var arkadaşlar. Karakterin core eşyalarında öyle bir saçmalık var ki bana çektiği için beni gösterdi şu anda Nami oradan. Nami oradan o farmı bana çektiği için beni gösterdi. Her neyse. Şöyle bir bakalım arkadaşlar bir oyunumuza. Ben size zaten build'i göstereceğim. Arkadaşlar 3 eşya olana kadar karakterimiz çok güçlü değil. 3 eşya olana kadar böyle elinizden geldiğince power farm yapmak zorundasınız. 3 eşya olduktan sonra mevzunun rengi tamamen değişiyor. Şöyle bir gidelim abi. Top lane'e doğru. Orada bir yardımlayabileceğimize ben inanıyorum. Belki çocuk skatala almamıştır. Skatala falan gelir, orada döveriz. Bekliyoruz abi. Bu kardeşimizi burada bekliyoruz. Double re. Kaçamazsın bu arada kanka. İmkansız kaçamazsın kanka. Hemen açıyorum arkadaşlar bunu. Bunu kesiyorum. Bunu stunlıyorum. Hop bunu da kesiyorum. Gel kral. Dur gelme. Gel kral dedim. Dur gelme, gelme. Ignite yedim ben bu arada değil mi? Lütfen lütfen ya, hayır hayır. Aynen Malphite bana ignite atmış. Bunu da keser bu arada şu. Dön Q'yu koy. Aha! Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Yakındı. Yakındı. Arkadaşlar mevzumuz şu. Geliyoruz buradan, bunu alıyoruz. Hemen bir tane ayakkabı alıyoruz. Bir tane tarayıcı alıyoruz. Tekrardan devam. Şimdi ben size daha önceden bir tane Shyvana videosu çekmiştim. Giriş yaptın mı? O kadar heyecanlıyım ki bunu göstereceğim diye. Oh my god! Selam yakışık, selam güzellik, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Sezon bitene kadar, off sezonda bile bu build'i spamlayarak hayvan gibi lig kasabilirsiniz abi. Bu build'in olayı çünkü tamamen cooldown, iyileşme ve hasar atma üzerine kurulu bir şey olduğu için çok güçlü oluyor. Udyr anne ayı dedikçe benim kafamı karıştırıyor. Yemin ederim ya, gülesim geliyor sürekli. Anne ayı! Ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben ciddi bir şey anlatmaya çalıştıkça o da anne ayı. Dağların bereketi. Annemin bilmem nesi falan. Beni çok güldürüyor bu şampiyon. Uyan ayı. Riot değişik bir şey yapmış. Neyse arkadaşlar, iki tane almamız gereken öyle de eşya var. Bugün ateşi kalkanını kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Ve yanında kesinlikle bekleme süresi ayakkabısı çıkmanız gerekiyor. Çünkü karakterin bütün mevzusu cooldown'la çalışıyor. Bekleme süreniz olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz karakterde. Kanka koşuyorum, seni kurtaracağım diye tahmin ediyorum. Hadi beyler gelin, beni kesersiniz belki. Güzel, gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Rengar, neredesin?
Arkadaşı var ya, arkadaşı var arkadaşlar. Arkadaşı olduğu için dövüşmeyeceğim. Bizimkiler gelirse, kapatırlarsa bu arada hepsini döveriz de. O da tost olacak gibi gözüküyor. Öyle de iki tane eşyamız var. Çıkmamız gereken, o eşyaları çıkana kadar çok fazla artistik yapmıyoruz. Ne bu eşyalar? Bir kere gün ateşi kalkanını kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Asla diğerlerini değil bakın. Kesinlikle gün ateşi kalkanını bitirmeniz gerekiyor. Çünkü en çok hasarı o çıkarttırıyor arkadaşlar. Kanka seni döverim. Bak Rengar, seni öyle bir döverim ki. TR'de daha önce hayatında böyle bir şey görmemişsindir yani. İmkansız bir dayak yersin benden. Mesela bir tane fitleyen lane'imiz var. Rakip takımda Trydemir var. Ledal tempo falan kısacak. Ki biliyorsunuz Trydemir güçlü bir karakter. Hani böyle kastığı zaman durdurması falan bayağı zor olan bir karakter. Ama hiç fark etmeyecek. Sadece benim 3 eşya almam gerekiyor. Gün ateşini bitirmem gerekiyor. Gün ateşini bitirdikten sonra da arkadaşlar almam gereken eşya Donmuş Yürek ve Uğursuz Koruma. Onları bitirdikten sonra bu karakterde saçma sapan bir şekilde kimse önünde duramıyor. Ama bir taktiği var arkadaşlar. O taktikte ne biliyor musunuz? Meje'yi yüklerinizi 25 yapıyorsunuz. O full tank kasmış halinizle bile 300 AP değerine ulaşabiliyorsunuz. 300 AP AP'deyken de bu karakter vurduğu zaman normal hit atmıyor, yırtıyor arkadaşlar. AP hali. Adamların içinde normal geziyorsunuz abi. Oha! Bütün mevzusu bu. Size de bu maç bunu göstereceğim. Bak double'ı açtım. Koydum slow'u. Rengar gibi bir karakterle dövüşüyoruz. Arkadan bakın arkadaşları da geldi. Umurumda değil bak, umurumda değil. Umurumda değil arkadaşlar. Koydum stun'ı. Q açtım. W'ya bastım. Gel kral, gel 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 gel. Siz böyle bir fight başlatıp bu kadar 3 kişiyi tanklayabilecek kaç tane karakter biliyorsunuz early game'de? Ben bilmiyorum pek. Biliyorsanız söyleyin. Canımı da nasıl fullediğimi görüyorsunuz zaten. Bizim top lane open falan diyor bu arada. Top open diyor. İşte ne bileyim, bot lane'de ADC orada yerinde durmuyor. Enteresan mevzular dönüyor. Şimdi burada Rengar'ı bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın kim geliyor. Merhaba, merhaba. Bir Rengar'la böyle bu kadar küçük duruma düşmezsin bu arada ya. Düşmezsin arkadaşlar. Kanka kes lan onu. Bu çocuğa çok yardım etmem gerekiyor. Bu çocuğa çok yardım etmemiz gerekiyor. Ha iyi bari, iyi öldürdü. Gayet iyi arkadaşlar, gayet iyi. Şuradan şimdi kendimizi göstermeden kenardan gelelim. Maçı birazcık üstüme almam gerekiyor. Ninja tabisi botu alabilirdim ama ninja tabisi aldığınız zaman cooldown gelmiyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Double Q yapacağım burada da. Takım da fitliyor bu arada. Fitlemesi güzel bu arada. Kötü bir şey değil arkadaşlar. Ben size tam bütün gücünü gösteririm. Ama dediğim gibi 3 eşya olana kadar çok artistik yapmamanız gerekiyor. Limitlerinizi bilmeniz gerekiyor. 3 eşyaya kadar birazcık böyle dayanacağız o yüzden. Nami ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Hayır bu hareket ne abi şimdi? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Ekmek kafalı. Arkadaşlar TRS oranına Allah gerçekten kolaylık versin size ya. Vest'te çok farklı değil ama en azından böyle pislik yapmıyorlar. Koşup koşup ölüyorlar enayi gibi. Adam benim early game'de kasma şeyimi aldı götürdü kaçırdı abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? İmkansız bir şey yapıyor ya çocuk şu anda. Enteresan değil mi? İnanılmaz. Sen o kadar emek ver, uğraş, bir şeyler yap. Bir tane lavuğun teki gelsin. Senin o scuttle'ı, early game'deki oyun planı kurduğun scuttle'ı. Snowball olacağın şeyi alsın, elinden kaçırsın götürsün. Doruyak yak yak. Saçma sapan bir yere açar şimdi, ben eminim öyle bir şey olacağını. Neyse, bir tane E atlayalım, koşturalım abi şuraya. Yetişeceğimi tahmin ediyorum çünkü ben buraya. Tamam güzel. Güzel. Adamın ormanına da girelim çünkü bu takımı başka türlü taşıyamayacağım ben. Çok az ölmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani elimdeki, aha bak açtı. Dive atıyorum bakın arkadaşlar dümdüz adama. Dümdüz dive atıyorum. Nami bu arada killerini falan da çalıyor çocuğun. Çok enteresan. Allah'tan Scuttle'a yetiştik de parasını aldık arkadaşlar. Çok sinirlenirdim sonra ya. Gerçekten çok sinirlenirim. Şimdi Karamür steğimiz 6 stek ama bunu hemen Mecai'ye çevirmeyeceğim. Çünkü beni öldürmeye çalışacaklar arkadaşlar. Üzerime oynayacaklar yani. Bu maç boyunca o stekleri üzerimde gördükleri için. TR'de bu arada şu anda Gold 2 tarzında bir Elo'da oynuyorum. Hani zaten takım şu anda kötü. Hiç iyi diyemezsiniz. Yani 2-4 top lane var, 1-3 var, 1-3. Hani gördüğünüz gibi herkesin durumu gayet kötü. Biz dümdüz 1vs9 atacağız. Nasıl atacağız, ne yapacağız? Hepsi bu video içerisinde sizi bekliyor. Umarım eğlenirsiniz. Umarım böyle Udyr'ın şu saçma build'inin yani nasıl bir kafayla Riot bunu bu şekilde yapmış bilmiyorum ama umarım size bütün gücünü gösterebilirim. Sadece Trydemir'i orada çok yalnız bıraktıkları için 11 level çok büyük bir değer abi şu anda. Ben 9 levelken ki rakip jungle'a 3 level diff atmışken ben, bu adam 11 level imkansız bir değer abi. Yardım lazım yani oraya. Birlikte keseriz ama tek başıma imkansız. Güzel güzel ultisini aldım abi.
Kanka çok güzel, çok güzel. Böyle böyle bu çocuğu kastıracağım arkadaşlar. Traydemir'i böyle böyle bu şekilde ince ince kestireceğiz. Hemen geliyorum, gün ateşi kalkanımı bitiriyorum. Üstüne uğursuz korumayı araştıracağım hemen. Hızlı bir şekilde buraya geliyorum arkadaşlar. Uğursuz koruma yazıyorum, can veren kısmını alıyorum. Bir tane de pink ward alalım üzerimize, bulunsun ne olur ne olmaz diye. Zaten baktığınızda alameti aldım, Drake'i aldım. Takım okey olmasa da alametten birazcık 3-5 kuruş cebimize birazcık para koyduk. Bir yandan da kahvemi yudumluyorum. Kimse ormanınıza giremez bu arada arkadaşlar. Udyr oynarken early game'i atlattıktan sonra ormanınıza kimse giremez. Girer ama öldürürsünüz. İçinden geçersiniz yani. Early game'de Udyr çünkü de öyle kullanları yüksek değilken çok dayanıklı ama belli bir noktadan sonra durdurulamıyor karakter. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Burada bekleyeceğim. Bak ben şu anda maçı kazanmak istiyorum değil mi? Ama benim maçı kazanmak için yapmam gereken belli başlı şeyler var. Bak bu adam burada oyunun içinden geçmeye çalışıyor. Tarayıcıyı başlatıyorum. Bir adım öne doğru yürüyeceğim. Bu kapandı. Beni görmüyor şu anda. Hemen ne yapacağız? Adamın üstüne doğru koşturacağız arkadaşlar. Kaçamazsın kral. Haydi görüşürüz. Ne yapıyorum? Bebek bakıcılığı yapıyorum bir nevi değil mi? Adam 12 level'lı. Yavaş yavaş adama hem yakalayacağız. VP kanka diyor. VP kankam. Meral bak moral veriyorum. Adama kill veriyorum ve aynı zamanda adama moral veriyorum. Geldi adam. Çünkü bu çocuk oynarsa yani kenarda kıyıda AFK kalmazsa en azından Traydemir oradan oyunu yok edemez. Anladınız değil mi? Bebek bakıcılığı bazen mecbursunuz arkadaşlar. Onun da skoru normale döndüğünde zaten ki dönmüş bile 4-4 oynuyor gayet iyi her şey. 3 eşya bak 3 eşyayı bekleyin. İzlerken kafayı yiyeceksiniz. Bildiğiniz 4 kişinin içine gireceğim. Ve ölmeyeceğiz. Bu arada yayınlara gelirseniz arkadaşlar yayınlarda bu build'i bir sürü oynamak istiyorum. Çünkü yani şu anda bu build gerçekten insane yani abi. Şu kuleyi yıkmak istiyorum bu adamların gözünün önünde. Niye diye soracak olursanız şu kuleyi eğer ki yıkarsak arkadaşlar adamlar öne açıldıklarında her seferinde burayı da keseriz. Burayı da rahatlatmış olurum bir yandan. Ama kuleyi yıkmam gerekiyor. Yıkmadan yapamayız bu mevzuyu. Farm gelsin kuleyi yıkalım. Ondan sonra ben rahatlatacağım bu çocukları zaten. Kuleyi pinkliyorum çocuklara. Anladınız değil mi planımı? Maksat çocuğun farmlarını çalmak değil yani şu anda. Hemen QQ yapacağım. Tamam. Artık bu dakikadan sonra Pantheon Legend eğer açılırsa onları da rahat bir şekilde keseceğiz arkadaşlar. Hemen gelelim. Okyanus ejderimiz var. Çekelim abi okyanusumuzu da bedavadan. Bak Rengar geliyor. Gir şuraya kanka. Gir bekle. Rengar. Rengar. Ben daha hızlıyım Rengar biliyor musun? Çok özür dilerim ama ben daha hızlıyım. Kanka kapatın oradan. Kapatın oradan kanka. Lan! Smite attı. Slow yiyeceksin. Niye slime tutuyorsun? Salak. Smite atılır mı ona? Şimdi nereye gideceğim? Bir de oyunda bir diğer unsur arkadaşlar. Bu karakterden kaçmak çok zor biliyor musunuz? Arkayı da kapatabiliriz de yok onlar öldürür orada zaten Rengar'ı. Normalde kovalasam yakalardım bu arada. Kaçma şansı yok adamın için. Aldık abi bunu da temizinden. Elimden geldiğince power farm yapmaya çalışıyorum. Bakın orası çok... Hayır hayır ben alacağım kankam. Bokunu çıkartmayın zaten. Her şeyimi çaldınız. Adam alamet açtı. Oyunu bitirmeye çalışıyor bu arada Tray. Tray iyi oyuncu ya bu arada. Ya benim takımımda olsaydı bu videoyu göremezdiniz yüksek ihtimalle arkadaşlar. 15 FF olurdu. Ultisi yok değil mi? Onu da kesecek. Evet. Tam böyle beklediğim gibi bir performans sergiliyor şu anda benim takımım ama problem değil. Her yerden kulemiz niye yerli bir oluyor ya? Aha mid lane'de 2-5 oynuyor. Ona da birazcık çocuk bakıcılığı yapmam gerekiyor herhalde arkadaşlar. Geçen yayında bir tane Warwick maçım vardı arkadaşlar. Onu daha yüksek ihtimalle yan kanalda paylaşmadık. O videoda şey diyorum mesela diyorum ki eğer takımınız troll değilse hani kötü oyuncular olabilirler ama kazanmak istiyorlarsa troll değilse yani bakın buna parantez açıyorum. Bir jungle olarak arkadaşlar rakip jungle'a diff koyduğunuzda kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Ama tabii ki de her zaman sonuçlar beklediğimiz gibi olmuyor. Sen gidiyorsun adamı kastırıyorsun ama adam mesela fight'a gelmiyor. Ya da işte benim salak salak hareketler yapıyor. Mesela şu an bu Sivey'nin yaptığı gibi. Bu çocuk beni gördüğünde kaçmak zorunda arkadaşlar. Burada slow oynayacağız birazcık. Ben birileri bana gelirse bunları keserim de. Birileri bana gelene kadar da dikkatli oynamak zorundayım. Onlar da benden çekiniyorlar bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Traydemir'in beni kesme ihtimali sıfıra yakın. Çünkü ben onunla dövüşmeyeceğim arkadaşlar. Dövüşmediğim sürece de kesemez. Bakın şu slow olayı var ya. Bak. Bak. Onu böyle eritirim arkadaşlar. Onu böyle çürütürüm. Çıldırır yani. Bak. Şimdi ulti açmak zorunda kalacak. Tam gecenin köründe. Ne haber kanka? Ne haber kanka? Oo, Rengar bayağı iyisiniz ha. Gel bakayım. Alalım şu farmları arkadaşlar dönelim. Ben itemlerimi bitireyim ben size göstereceğim. Tryla 1v1 atacağız bu arada kaçmadan. Arkadaşlar uğursuz korumayı aldım. Son eşyamız. Yani son eşyamız derken core eşyalarımızdan bir tanesi olduğu için son eşyamız diyorum. Donmuş Shrek alacağız. Donmuş Shrek ne yapıyor? Traydemir gibi şampiyonların saldırı hızını kapatıyor. Onların saldırı hızını kapatırken de bize 90 zırh veriyormuş. 20 de yetenek hızı veriyor. Bunlar da bizim için kafi zaten. Sadece Malphite'ın ultisi birazcık sıkıntıya sokabilir mi diye düşünüyorum. Sen bir orada dur kanka. Sen bir orada dur. Merhaba.
Malphite bir şey diyeceğim, çok fazla solo olacaksın değil mi beni sen? Ama ben seni döveceğim burada. Sen bir stun ye kanka. Sen de gel kanka. Try sen bir bekle, sona kal Try. Try sen bir sona kal kanka. Sen de bir yat kardeşim bakayım burada. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Nasıl? Adamları kesip size dönüp öldürüyor muydu? Nasıl? Bence çok iyi. Bence oynanabilitesi çok yüksek arkadaşlar. Şu adını rapler misiniz diyor. Oğlum gerçekten çok bozuk. Çünkü yani ufacık küçücük AP'lerle şu yaptığı işler hayvan gibi arkadaşlar. Attığı hasar hayvan gibi. Sadece adam şunu yaptı bize arkadaşlar. Adam hiç fightlara gelmedi, tamam mı? Beste karşıma gelen adamdan bahsediyorum. Adam power farm'a yattı. Hatta dedim ki ulan dedim. Çocuk dedim salak mı? Ben objektif alıyorum, ejder alıyorum, adamları kestiriyorum, takımı kastırıyorum falan. Çocuk o 3'te mi çıktı? Size gösterdiğim bu 3 tane eşya çıktı. Daha sonra işte örnek veriyorum, build'lerine baktım. Karşı tarafta çok AP varsa doğanın kudreti. İşte ne bileyim, çivili almıyorlar bu arada. Çivili de alabilirsiniz. Takıma göre yapıyorsunuz arkadaşlar, ölmüyor. Ama tek yapmanız gereken şey 25 stack meceyi olmanız lazım. O 25 stack meceyi var ya, insan gibi bir şey değil. 2100-3300 para lazım şu anda bize. Bu eşyayı birazdan bitireceğiz. 3300 para olduktan sonra kafamız rahat abi. Sizden ricam power farm yapmanız. Böyle bütün fightlara gitmemeye çalışın. Çünkü sizin level'da asla geri kalmamanız gerekiyor. Siz level'da geri kalırsanız arkadaşlar mevzu patlak verir. Q'ya sadece bir kere verin. Asla Q'yu aplamıyoruz. Early game'de sadece dövüştüğünüz adam arkadaşlar, eğer tek başına bir rakipse, o zaman double Q yapabilirsiniz. Ama onun haricinde fightlarda double R yapacağız. Bak tam beklediğim senaryo. Adam tuttu bizim bütün takımı sırayla tekliyor. Onları da tekleyecek. Bir izleyelim mi nasıl tekliyorlar. Beyler sinirlendim. Sinirlendim. Benim takım... Aa! Ooo kral çok iyi hareket. Nasıl keseceksiniz şimdi? Oğlum şu fitleyen çocuğa ben kuadra attırmadım şimdi. Gel. Anne ayı koş bakayım kanka, nasıl koşuyorsun? Koş. Koş kanka. Aa oğlum var ya, kesin öldüm abi ben. Kesin öldüm ben burada. Tamam. Adamlar oyunu bitirmek için şu an her şeyi yapıyorlar. Adam diyor ki Udyr'ı kesemeyiz. Kesme şansımız yok diyor. Bitirin oyunu diyor abi. Başka hiçbir seçenekleri yok çünkü. Eski Amumu gibi ya. Baron'la alıyor bu arada solo arkadaşlar. Aynı Amumu'nun bütün özellikleri geri gelmiş. Ama bu build'in kilit noktası bu. Bozuk noktası bu yani. Tam olarak bunu yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar geldik Zurna'nın Zord dediği yere. Zord! Ben bunu Mece'ye çeviriyorum. Artık zamanı geldi. Üzerimde 189 AP var. Tabii ki de Mece'yi 25 stack yapacağız birazdan. Bu AP 280'lere kadar çıkacak. Sonra zaten lay lay lomo eğleneceğiz, güleceğiz. Try Demir. Bak kasmış itemlerini. Hullbreaker'ına kadar var bak, izle. Attım hasara bir bak. Onun bana vurma ihtimali yok vardı. Vur bana kanka. Anladı vuramadığını, saldı. Vuramaz çünkü. Vur kanka. Oo. Try ne vuruyorsun be oğlum be. Abi çok rencide edici, çok edici bir çar değil mi bu ya? Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Bu build'i kim bulmuş? Baran alabilirler vardı çocuklar. Alsınlar, maç uzasın. Zaten kaybetme şansınız çok düşük arkadaşlar. Böyle oynadığınız sürece. Tam gecenin köründe. Oo! Arkadaşlar. Beyefendi çok hızlısınız. Beyefendi. Allah kahretmesin. Adamlara bak nasıl kaçıyorlar. 5 kişi benden kaçıyor. Gel lan buraya. Allah, birinizi yakalarsam mevzu patlak verir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Double yaptım arkadaşlar. Bir anda burstlerinden ölmemek için sadece. Bunu koydum. Tamam. Arkadaşlar bu adamı gelin burada keselim, kaçmasın. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben sana gidebilirsin dedim mi? Double R. Adamın yanında gezeceğim sadece arkadaşlar bak. Vur kanka, iyi vuruyorsun sen. Peki 10 numaralık bir soru soruyorum. 10 puanlık bir soru soruyorum. Sizce bu Trydemir beni kesebilir mi? Bak hop double W. R'yi açtık, yürüyoruz şimdi. Bir tane auto atak, bir tane W. Bir tane R açalım arkadaşlar şöyle. Kay. Kanka sen var ya uf. Sana var ya uf diyorum. Gel buraya. Gel buraya. Double W yapıyoruz. Hop, haydi görüşürüz. Bozuk. Karşıma geldi, oradan biliyorum, bozuk. Ben de aynısını yaşadım arkadaşlar. Aha adamı kesememişler. Aha adam yakaladım. Merhaba.
Bunu durdurmak çok zor. Gerçekten çok zor bunu durdurmak. Harbiden çok zor arkadaşlar. Ben bunu yaşadım. Dedim ki bunun dedim videosunu çekmem lazım. Bizimkilere dedim acil göstermem gerekiyor. Tam olarak böyle ya. Bu yayınlarda bunu spamlayacağım bu arada. Hangi pozisyonda ne yapıyorum, ne ediyorum vesaire. Bunları da görmek istiyorsanız yayınlara beklerim. Urgot'u daha hanırladık arkadaşlar. Şöyle bakalım hasar tablosuna. Ben 25.283 vurmuşum. Karşıdaki Trainemir 27.000 vurmuş. Ama aramızda bir fark vardı. Onun beni kesmesi imkansızdı arkadaşlar. Çünkü ultimiz slow attığı için bıçak yerinde durmuyor. Yediğimiz hasar ne kadar? 27k hasar tanklamışım. Yani hayvan gibi de vuruyor. Anlatılacak bir şey yok. Şimdi bu videonun altına gelip de şey diyebilirsiniz. Abi işte ya bence normal falan. Kapat lan bilgisayarı. Normal diye düşünen varsa hepsinin RAM. Normal diye düşünen varsa kesinlikle oynamasın. Bozuk olduğunu düşünen varsa yeni sezon gelene kadar, off sezonda bile Udyr'a bir değişiklik gelene kadar bu build'i kesinlikle spamlasın arkadaşlar. Kilit olay şu. Şu 3 tane eşyaya çıkıyorsunuz. Bu 3 tane eşya mutlaka core eşyanız. Üçünü de çıkmak zorundasınız yani. Çünkü zaten buradan sana hem büyü direnci geliyor hem zırh geliyor. Üstüne uğursuz korumadan biliyorsunuz ki Liandr gibi adamları yakıyorsunuz. Donmuş yürek aldığınız hasarı azaltırken size cooldown ve mana veriyor. Kilit yani bakın bu da. Sonra Mece'yi alıp 25 stack yapmanız gerekiyor. Daha sonra da son eşyayı düşünün. Karşı taraf çok AP'se Doğan'ın kudreti alın. İşte ne bileyim ölü adamın zırhı alabilirsiniz. Anladınız değil mi? O tarz bir eşya olarak çıkabilirsiniz yani. Ne bileyim kafana göre takılı ruh gömleği al yani. İstediğini çıkabilirsin. Ama bu build bu. Hero bu. Hayvan gibi. Umarım değerini bilenler olur. Benim karşıma geldi. Beni yok ettiler. Ben de size göstermek istedim. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yemek yiyen kardeşlerim afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.